Dostlar geldik 36. dersimize. Bir önceki derste hatırlarsanız sıfatlar konusuna giriş yapmış, tüm yönleriyle sıfatları öğrenmiştik. Şimdi bu dersimizde sıfatların adlaşması, sıfatlarda derecelendirme, sıfatların yapısı, özellikle şu kurallı birleşik sıfat, anlamca kaynaşmış birleşik sıfat çok karıştırıyorsunuz. Harika tekniklerim var. Bunları sizlere anlatacağım. Haydi siz kitabınızı ayarlayın. Ben de notlarımı çağırayım. Dersimize başlayalım. Evet dostlar notlarımız da geldi. 36. dersteyiz. Sözcük türlerinde sıfatlar konusunun diğer alt başlıklarını ele alacağız. Sıfatlarda derecelendirme, sıfatların adlaşması ve sıfatların yapısı. Kıymetli dostlarım, bu kitabı İşler Kitabevi'nden temin edebilirsiniz. Tüm şubelerde mevcuttur. Aynı zamanda bu videonun açıklamalar ve yorumlar kısmına bir indirim kodu, bir de link sabitleyeceğim. Oradan da temin edebilirsiniz. Haydi, dilerseniz hemen başlayalım. Şimdi sıfatların adlaşması. Bak hocam, bunun güzel bir mantığı var aslında. Bu mantığını kavradığın zaman adlaşmış sıfatları rahatlıkla tespit edebilirsin. Şimdi klasik tanımımıza bir bakalım ne diyor? Sıfat tamlamalarında tamlanan durumdaki at düşerse veya sıfat adın aldığı çekim ekini alırsa şimdi buradaki veya insanların kafasını karıştırıyor at düşerse zaten sıfat ismin çekim ekini alacaktır o veya o biraz kafa karıştırıyor oraya dikkat at düşerse ve adın çekim eki varsa sıfat o çekim ekini üzerine alıp sıfat özelliğini kaybedip artık tamamen isimleşiyor ve adlaşmış sıfat olarak adlandırılıyor ama şunu unutmayın. Bu adlaşmış sıfatlar sadece niteleme ve sayı sıfatlarında mevcuttur. Diğer sıfatlar adlaşmaz, diğer sıfatlar zamire dönüşür, zamirleşir. Ne demek istiyorum? Şimdi bu gömleği bırak, çizgili gömleği al. Örneğine baktığımızda dikkat et. Şimdi nasıl gömlek? Çizgili gömlek. Hangi gömlek? Bu gömlek. Dedi ki bize yanındaki isim düşerse düşsün. Bunda bulunan çekim eki sıfata gelecek ve sıfat adlaşacak. Bunu bırak çizgili gömleği al. Ne oluyor? İsim düştüğü zaman çizgiliği oluyor değil mi? Çizgiliği. İşte buna adlaşmış sıfat diyoruz. Bu gömleği bırak. Gömlek sözcüğünü düşür. Buradaki çekim eki sıfata gelecektir. Ne diyecek? Bu gömleği demeyecek. Bunu diyecek. Ama bu bir işaret sıfatı olduğu için buna adlaşmış sıfat demiyoruz artık. Bu işaret zamirine dönüşmüştür. Bakın adlaşmış sıfatlar niteleme sıfatlarında ve sayı sıfatlarında görülür. Dolayısıyla bu gömleği bunu adlaştıracak mısın? Zamire dönüşür. Hiçbir öğrencinin düşür yanındaki ismi hiçbirinin zamire dönüşür. Hangi kitabın düşür ismi hangisinin zamire dönüşür? İsme dönüşen, adlaşan niteleme sıfatları ve sayı sıfatlarıdır unutmayın. Dolayısıyla burada Çizgiliyi al dersek adlaşmış sıfat. Bunu bırak dersek zamire dönüşmüş olur. Genç adam sürekli bizimle ilgilendi. Yanındaki ismi düşür hocam. Ne diyeceğiz? Genç sürekli bizim ilgilendi. E hocam çekim eki almadı. Zaten mevzu çekim eki alması değil aslında. Mevzu yanındaki ismin düşmesi. Düşen isimde eğer bir çekim eki varsa çekim de üzerine alıyor. Bu çekim eki gökten zembille gelmiyor ya. Düşen ismin üzerindeki çekim ekini alır. Mesela sıcak havalar yine başladı. Hava sözcüğünü düşür. Lerler ikini getir. Ha, sıcaklar dediğin zaman adlaşmış olur bak. Sıcaklar yine başladı. Adlaşmış sıfat. Yanındaki isim düşecek. İsimdeki çekmeki sıfata geçecek ve sıfat adlaşacak. Eğer düşen isimde bir çekmeki yoksa evet çekmeki almadan da adlaşır unutmayalım. Evet güzel bir sorumuz var. Numaralanmış cümlelerin hangi ikisinde adlaşmış sıfat yoktur? Şimdi yaralılara hemen yardım etmeliyiz. Evet şurada gördük. Yaralı insanlara demedi de yaralılara dedi. Evet. Henüz 18'inde bile değildi Antalya'ya geldiğinde kendinden bahsediyorum. 18 yaşında demedi de 18'inde evet burada da var. Bazılarına güven olmaz böyle konularda. Şimdi bazı insanlara dememiş bazılarına demiş. Peki bunu adlaştırdı mı zamire mi dönüştürdü? Elbette bu belgesiz zamirdir. Çünkü belgesiz sıfat adlaşmaz zamire dönüşür. Dikkat. Gece aşıkların sığınağıdır. Aşık insanların. Evet adlaşmış sıfat. Sevda türküsü söylüyoruz onlar. Bu da zaten bir düşme durumu söz konusu değil. Dolayısıyla 3'ü ve 5'i alacağız dostlar. Cevabımız da D seçeneği olacaktır. Peki gelelim sıfatlarda derecelendirme konusuna. Kolay bir konu dostlar. Sıfatlarda bir derecelendirme yapacaksak eğer niteleme sıfatının başına en daha pek çok gibi zarf getirerek sıfatın anlamını derecelendiririz. Yani Türkçe'de derecelendirme işini yapan zarflardır. Ve bu zarflar ya sıfatları derecelendirir, ya da zarfları derecelendirir. Örneğin, en güzel kitap buydu derken, bak dikkat et, güzel kitap bu bir sıfat. Ne kadar güzel, en güzel derken sıfatı derecelendiren bir zarf. E, güzel sözcüğünü zarf yapalım. Mesela güzel konuştu. E çok güzel konuştu dersin. Bu sefer de zarfı derecelendirmiş olursun. Yani şu sözcükler zarftır dostlarım ya sıfatı ya da zarfı derecelendiriyorlar. Mesela akıllı biri niteleme sıfatı. Daha akıllı biri derecelendirdik. Etkileyici çiçekler niteleme sıfatı. Ne kadar etkileyici çok derecelendirme zarfıdır. Sıfatı derecelendirmiş. Ve adlaşmış sıfatlar da derecelendirilir. Unutmayın. İzlediğimiz film pek güzeldi güzel filmdi demedi güzeldi adlaştırmış ne kadar güzeldi pek güzeldi diyerek bak onun derecesini arttırmış oldu çok dikkat. Evet güzel bir sorumuz var. Bak hangisi farklı türdedir? Çok 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 çok. Şimdi nasıl görünüyor? temiz görünüyor. Bak bu zarf. Nasıl yalan, masum yalan bu sıfat. Nasıl manzara, hoş manzara sıfat. Nasıl ev, güzel ev sıfat. Sene. Sene sözcüğü isim. Daha buradan anladık cevabı. Ama gelin bir bakalım. Ne kadar temiz görünüyor? Çok temiz. Zarfı derecelendiren bir zarf. Masum yalan ne kadar masum? Çok masum. Sıfatı derecelendiren bir zarf. Hoş manzara ne kadar hoş? Çok hoş. Sıfatı derecelendiren bir zarf. Güzel ev, çok güzel ev sıfatı derecelendiren bir zarf. Ama çok seneler geçti, çok sene. Bu direkt bak isme gelmiş, Belgisiz sıfattır. E dolayısıyla cevabımız A seçeneği. Diğerleri derecelendirme zarfı. Bu ise belgisiz sıfattır. Dikkat. Evet gelelim sıfatların yapısına. Kıymetli dostlar yapıyı ben size sözcükle yapıda anlattım. İsimlerde anlattım. Şimdi bir daha burada anlatıyorum. Onun için şu basit yapılı sıfat ve türemiş sıfatlarda pek oyalanmayacağız. Bizi biraz yoran anlamca kaynaşmış ve kurallı bile sıfatlardır. Onunla da ilgili size çok güzel bir teknik anlatacağım. Böyle bir teknikle tak diye ayırt etmeyi öğreneceksiniz. Ama önce şu basit ve türemişi ortadan çıkaralım. Şimdi sıfatları zaten çekmeki alamıyor. Alınca adlaşıyordu. E yapım eki de almayacak. E o zaman kök durumundaki sıfatlara biz basit yapılı sıfat diyeceğiz. Güzel günler, yüksek dağlar, kırmızı mont, gri süyet dediğimiz evet bunlar basit yapılı sıfatlardır. Ama bir kök yapım eki alır ve sıfat olarak kullanılırsa ki bu kök isim de olabilir, fiil de Dolayısıyla bunlara türemiş yapılı sıfat diyeceğiz. Yani isimden de türeyebilir, türemiş sıfatlar fiilden de türeyebilir. Örneğin çalışkan öğrenci derken bak çalışmak fiilinden türemiş. Gelen haber derken gelmek fiilinden türemiş. Evsiz insanlar derken ev isminden türemiş. Sevmek sevimli derken sevim artık isim olmuş. Sevimli isimden türemiş bir sıfattır. Evet bakın şurada lı, li, sız, siz, en an kanken gibi yapım ekleri alarak türemiş sıfatlar meydana getiriyoruz. Gelelim birleşik yapılı sıfatlara. Siz birleşik bir sözcüğü örneğin hiçbir birleşik mi birleşik sıfat yaparsanız birleşik sıfat elde edersiniz. Hiçbir öğrenci mesela evet artık birleşik sıfat oldu. Ama işte şu kurallı birleşik anlamca kaynaşmış biraz karışıyor. Beni birazcık sabırla dinleyin. Şu kuralları size tek tek anlatayım. Sonra çok güzel bir teknikle bu olayı tamamen öğrenmiş olacağız. Önce ben bir sabırla şu bölümü bir dinlemenizi tavsiye ediyorum. Anlamca kaynaşmış adı üstünde anlamların kaynaşması, sözcüklerin kendi anlamından uzaklaşması, aralarına ek girmeyecek kadar sözcüklerin kalıplaşmasıyla oluşur ve genellikle bitişik yazılırlar. Mesela açık göz çocuk. Birçok mesele. Boş boğaz adam gibi sözcükler kendi anlamlarından uzaklaşıyorlar. Genellikle bitişik yazılıyorlar. Herhangi bir kurala göre bağlanmıyorlar. Anlamlarını kaybederek genelde birbirine bağlanan sözcüklere biz anlamca kaynaşmış birleşik sıfat diyoruz. Kurallı birleşik sıfatlarsa belli başlı kurallarla elde ettiğimiz birleşik sıfatlardır. Şimdi bu kuralları tek tek anlatacağım size ama sabırla dinleyin. Sonra bir teknikle bu kadar kuralı ezberlemenize gerek kalmayacağını da öğreneceksiniz. Ama önce bir sabırla şu kuralları bir ifade edeyim size. Şimdi birinci kuralımız bir sıfat tamlamasının sonuna lığli ya da lıklik eki getirmek. Örneğin geniş bahçe yüzyıl. Bunlar birer sıfat tamlaması. Geniş bahçeli ev dersin. Yüzyıllık çınar dersin kurallı bir sıfat oluşur. Nasıl çınar? Yüzyıllık çınar. Nasıl ev? Geniş bahçeli ev. Ya da sıfat tamlamasında isimle sıfatın yerini değiştirip ada üçüncü teki şahıs iyilik eki getirirsin. Örneğin geniş bahçe bir sıfat tamlaması bahçesi geniş deyip yer değiştiriyorsun. Bahçesi geniş ev. Nasıl ev? Bahçesi geniş ev. Uzun saç yer değiştiriyorsun. Saçı uzun adam. Hızlı araba yer değiştir. Arabası hızlı çocuk mesela. Tamam. Üçüncü kuralımız belirtisiz ad tamlamalarında tamlanan ekini düşürüp yerine lı eki getirmektir. Örneğin bekçi kılığı belirsiz ad tamlaması tamlanan ekini düşürüyorsun. Bekçi kılıklı adam nasıl adam? Bekçi kılıklı adam oldu kurallı bir sıfat. Veya hal eklerini kullanabilirsin. Sudan ucuz sebze nasıl sebze sudan ucuz. Okula yakın ev nasıl ev okula yakın ev gibi. Veya Lırlı sızsız ikilemeleriyle sıfat kurabilirsin. Nasıl çocuk akıllı uslu çocuk, nasıl adam evsiz barksız adam gibi. İsim tamlamalarını sıfat yaparsan onlar da kurallı bir sıfattır. Mesela güzellerin güzeli belirtili at tamlaması, kuş tüyü belirtisiz at tamlaması. Ama nasıl anne güzellerin güzeli, nasıl yastık kuş tüyü yastık gibi kurallı bir sıfat elde etmiş oluyorsun. Şimdi gelin bunun size tekniğini anlatayım. Yani bu kadar kuralı ezberlemeden bu işi nasıl çözeriz? Bakın dostlar. Şimdi öncelikle bizim bir ismi ve ismin önünde iki tane sözcüğe ihtiyacımız var, değil mi? Mesela bu iki tane sözcüğümüz ve ismimiz şu olsun. İsmimiz hikaye olsun. İki sözcüğümüz de acı, bir hikaye. Şimdi buradan bize kurallı birleşik sıfat çıkar mı bir bakalım. İki tane sözcük var. Nasıl hikaye? Acı bir hikaye. Burayı kurallı olarak alabilir miyim? Bunu anlamanın yolu sözcükleri parçalayıp isme tek tek yüklemektir. Eğer anlamda bir absürtlük oluşmuyorsa orada demek ki bu sözcükler ayrı ayrı değerlendirilecek. Örneğin acı bir hikaye. Bir deneyin bakalım. Acı hikaye bir hikaye. Hmm. Söylediğim zaman öyle absürt bir şey ortaya çıkmadı. Peki acı bir yerine mesela uzun soluklu soluklu hikaye. Şimdi bunu bölmeye çalışalım. Soluklu hikaye. Saçma oldu değil mi? E o zaman uzun soluklu deyip birlikte almamız lazım. Bölemiyorum bakın. Bölemiyorsam ve bütün almak zorundaysam ve ayrı yazılmışsa kurallı. E anlamca kaynaşmışlar mesela birçok hikaye. Buyur. Birçok hikaye, birçok. E zaten bitişik yazılıyor. Zaten buna birleşik diyeceğiz. Yani tutup da buna basit yapıldı falan diyemeyiz. Zaten hiçbir hikaye mesela. Zaten bitişik. Zaten birleşik. Anlamca kaynaşmışlar. Zaten kolay ayırt ediliyor. Burada mesele kurallılar bak. Dikkat et. Mesela ne diyelim? Kör olası adam. Kör olası adam. Mesela böyle bir kural size anlatmadım. Buyurun bakalım. Kör olası adam. iki tane sözcük var burada. Bölmeye çalışın. Böldüm. Kör adam. Hocam anlamlı. Hı, evet. Peki olası adam olmadı. Ha, demek ki bölemiyorum. Demek ki burayı bütün almalıyım. E bütün alıyorum ve ayrı yazılmış. Ha, demek ki kurallı birleşik sıfat. İşte bu kadar basit. Yani bölmeye çalış. Bölemiyorsan ve bütün almak zorunda kalıyorsan ve ayrı yazılmışsa kurallı birleşik sıfat. Anlamca kaynaşmışların geneli zaten bitişek yazılır. Onları kolaylıkla ayırt edebilirsiniz. Evet güzel bir sorumuz var. Hangisi söylenemez? Bir de birleşik sıfat vardır. Bakalım hiçbir eleştirmen bak girişte gördük. Hiçbir eleştirmen iki sözcükten oluşuyor. Doğru. İki de basit yapılı işaret sıfatı vardır. Bakalım kitli iletişim araçları da yapamaz bunu. Evet şurada bir işaret sözcüğü var ama bunu bak üzerinde çekim eki var. Ve adın yerine gelmiş. İşaret sıfatı mıdır bu? Hayır. İşaret zamiridir. Cevabımız Bursa. Üçte türemiş yapılı birden fazla sıfat vardır. Bakalım. Ama onlar çeşitli yollarda. Bak dikkat et nasıl yol. Çeşitli yol. 1. Özellikle eleştirmenlerin hiç hoşlanmadıkları magazinsel yöntem, nasıl yöntem? Magazinsel yöntem bak yapım 2 almış. Doğru. 4'te isimden türemiş sıfat vardır. Bakalım. Kitle iletişim araçları toplum yaşamında önemli roller oynar. Nasıl roller? Önemli roller. Ön isminden türemiş bir sıfat. Tamam. 5'te basit ve türemiş yapılı sıfatlar vardır. Böylece bir süre bak bir süre bir basit yapılı sıfat. İçin sıradan orta düzeyde bir yazar nasıl yazar? Sıradan yazar. Sıra isminden türemiş bir sıfattır. Tamam. E dolayısıyla cevabımız B seçeneği olacaktır. Evet. ÖSYM gibi demiş. Bu cümlede aşağıdakilerden hangisinin örneği yoktur? Anlamca kaynaşmış birleşik sıfat. Bakalım. Çevrenizde olup biten her şeyden birkaç dakikalığına. Bak birkaç bitişik yazılmış. Zaten anlamca kaynaşmış. Birkaç dakikalığına uzaklaşıp ruhunuzun derinliklerinden gelen kısık ses sıfat tamlaması, kısık sesli müzik bak l -l ile oluşturduk. Şimdi sesli müzik, kısık müzik saçma oluyor zaten bölemiyoruz. Evet kurallı bir sıfat da var. Dinlediniz mi hiç? Tamam. Sıfat görevli eylemsi. Çevrenizde olup biten her şey nasıl şey? Olup biten her şey. Şurada bir sıfat fiil var. Hocam görmedik eylemsileri. Olsun kulağımız alışsın biraz öğreneceğiz. Belgisiz sıfat işaret sıfatı. Her şey derken bak her belgisiz sıfatı şey zamirini belirtmiş. Bu da var. işaret sıfatı. Şimdi işaret anlamlı bir kelime Zaten cümlede yok olsaydı zamir mi sıfat mı bakacaktık. Evet yok cevabımız E seçeneği olmalıdır. Evet kıymetli dostlarım teşekkür ediyorum. Buraya kadar izlediğiniz ve dahi destekleriniz, yorum, beğeni, paylaşım en azından bir teşekkür ederim. Çok zor olmasa gerek. Şimdi sıfatları bitirdik. Size bir iki gün müsaade edeceğim lütfen kitaplarınızdaki sıfatlar sorularını eritin. Bitirin. Yapamadığınızı anlamaya çalışın. Video çözümüne bakın. Gidip bir hocaya sorun. Tamam. Birazcık masa başında sorularla baş başa kalmanız lazım. Sürekli beni izlemeyin. Sürekli böyle film izler gibi olmaz. Kitaplarınızla biraz vakit geçirmeniz lazım. Merak etmeyin ben size gerekli zamanı vereceğim. Öyle ha babam ha babam bu serinin videolarını atmıyorum. Size zaman veriyorum. Farklı formatlarda videolar geliyor elbette ama onlar da farklı alanlarda yani buradaki konsantrasyonunuzu bozacak videolar değil. Onları da arada izleyebilirsiniz. Fakat şimdi sizin kitaplarınızdaki sıfatlar sorularını eritmeniz lazım. Tamam mı? Evet kıymetli dostlar. En güzel üniversiteler sizlerin olsun. Gözlerinizden öpüyorum. Hoşçakalın.